Tamam, iyiymiş. Allah daha iyi etsin, benden ırak olsun. Bu konu kapandı artık. Bir saniye daha fazla kafamı işgal edemeyeceksin Fırat Kazan. Kesin bir iş çeviriyor bunlar. Yok gasp olmuş, masp olmuş falan. Ben de yedim he. Arabayı almışlar da dağ başında kalmış da. Ne çeviriyor olabilirler ki, ne diyorsun? Yani bilmiyorum da. Gasp edilen insanın telefonu niye bulunsun ya atılmış olarak? Ayrıca bunlar dün öğleden beri neredeler? Niye yoklar ortalıkta? Gasp olsa hemen ortaya çıkardı. Anlamadım yani. Dur bakalım gelsinler anlarız. Kafa kalmadı ya. Ben bir ırmağa haber verin. Ya kötü bir şey olsa zaten haberi gelirdi. Edip de tam ortadan kaybolacak zamanı buldu yani. O benim yüzümden öyle yapıyor. Ben buradayım ya. Can saçmalama. Gelir birazdan. Benim derdim bana yetiyor. Burada elim kolum bağlı Fırat'tan haber beklemek yeterince zor. Sizin bu böyle ergen ergen triplerinize gerçekten katlanamayacağım yani. Alo Deniz. Neredesin kızım sen kaç saattir? Bir sakin ol önce. Fırat bulunmuş. Bulundu mu? Yaşıyor değil mi Deniz? Bak Deniz. Eğer bana öldüğünü alıştıra alıştıra söyleyeceksen, bak öyle bir şey yapacaksan eğer bu... Yok canım yok, yaşıyor. Sana rağmen yaşıyor, öldüremedin çocuğu. Soygu mu ne olmuş, bir şey olmuş. Sermet'le birliktelermiş, geliyorlarmış işte. Fırat'la da konuştuk, sesini de duyduk. İyi, tamam. Soyulmuşlar mı? Nasıl yani? İki arabada mı? Sinan neredeymiş, adamları neredeymiş? Boşuna mı tuttuk onları yani Fırat'ı korusunlar diye? Hay Allah'ım. Neyse, ciddi bir şey yok ya. Akıllarına gelmemiş mi bizim onları merak ettiğimiz? Yani bize haber vermeyi düşünmemişler mi hiç? Bilmiyorum hayatım. Bu kadar merak ediyorsan ara kendin sor. Bana bak. Ben bu akşam nerede kalacağım? Merak etme beni, tamam mı? Allah Allah. Nereden icap etti bu kadar şeyin arasında? Şadiye'nin nikahı var. Benim işlerim var. Öyle oldu da böyle oldu. İşte kalıyorum, uzatma. Bak yarın saat 1'de Katıköy Evlendirme Dairesi'nde olacaksın. Gelmezsen buluşuruz ona göre. Ablacığım sen başka insanların işleriyle uğraşmaktan vazgeçip biraz da kendi işlerine ilgilensen. Bak Can burada bekliyor saatlerdir. Tek başına bırakacak mısın onu burada? Ne yapmaya çalışıyorsun anlamıyorum yani. O hala mı orada? Ay anlamıyorum yani, iyileşti işte. Kalksın gitsin canım. Allah Allah. Neyse hadi işim var benim, kapatıyorum. Yarın görüşürüz. Ne oldu? Can hala oradaymış. Ne bileyim ben gider sanıyordum. Yani umuyordum. İyileşti, toparladık işte git hadi. Ne yapayım ben daha, nikahtan kaçtım ben daha, ne yapayım gitsin ya. Fırat'ı bulmuşlar herhalde. Deniz de gelmiyor değil mi? Şadiye'nin düğün işleri mi ne varmış, Narin'le onunla uğraşıyorlarmış. Canlı muhakkak yarın gelin dedi. Tamam ya, ben anlayacağım, anladım. Ben eve gidiyorum, sen ara onu. Rahat rahat gelsin eve de. Can gittiler. Bak Can. Deniz de çok üzüldü olanlara. Biraz zaman ver. Her şey düzelir, inan bana. Bırak kız kafasını dağıtsın biraz. Hem Deniz'i biliyorsun. Merhametlidir, yardımseverdir. Üzerine vazife olmayan bir sürü şeyi kendine dert eder. Şimdi de Şadiye'ye takmış yani. Nikah da yarın akşam zaten. Bir gece olmayacak burada. Ya sağ ol da yani. Uğraşmanın bir manası yok. Sen de boşuna çabalama artık. İyi tamam git. Kendi ellerinle at Deniz'e o mafya bozuntusunun kucağına. Bir şey mi biliyorsun sen? Ha? Deniz kapıldı o adama Can. Ben duygularının bir an bile gerçek olduğuna inanmıyorum. Bu onun için bir macera. Bir eğlence. Tamamen bir oyun gibi bakıyor şu anda olaya. Ama olaylar ilerlerse başı çok büyük belaya girecek. Onu görmüyor şu anda tabii. Aklı beş karış havada. Ama o adam Deniz'in canını çok fena yakacak. Çok zarar verecek ona. Yarın öbür gün aralarında bir şey olursa Deniz suç ortağı sayılabilir. Saçma sapan bir olay olduğunda bir kurşuna hedef olabilir Can. Sen bunu istiyor musun? Bunun olmasını istiyor musun Deniz'e? Deniz'i o adamdan koruyabilecek tek kişi sensin. Vazgeçme Deniz'den. Kal burada. Sen burada olduğun sürece o adam Deniz'in yanına yaklaşamaz. Eğer ablamı seviyorsan
gururunu bir kenara bırak. O adamdan ablamı kurtarmanın tek yolu sensin. Sen hiç oturma birader. Yukarı çık, kız seni görsün bir atlasın, korkmuştur. Fırat abini yukarı çıkart. Tamam abi. Ya tamam, anladık. İkiniz de evde kaldınız. Ama yani benimle ilgilenin azıcık. Yarın benim düğünüm var ya. Evleniyorum ya. Halt etmişsin sen be. Kim evde kalmış? Biz şurada iki tane taş gibi hatunuz. Bu yaşa geldiniz, halen daha bir baltaya sap olamadınız. Ortada bir icraat yok. Sen daha ne diyorsun Deniz ablam ya? Olmayacak da zaten ya. Bu kafasızlıkla devam edersek bir baltaya sap map olamayacağız biz zaten de. En azından seni gelin edelim. Allah Allah. Bak, iki vakte kalmaz, iki tane kısmet çıkar bize. Sen de çok utanırsın Şadiye Hanım. Şomazlık etme. Allah'ım inşallah, Allah'ım o günleri bana da göster inşallah. Abi jandarmayla emniyet mevzunu hallettim. Hı. İşte kayıp değilmiş falan filan, sıktık bir şeyler. İyi tamam. Atıf'ı da ağzını sıkı tutsun. Kimseye bir şey söylemesin, sabah erkenden buraya gelsin. Şu eti de aşağı indirin. Tamam abi. Ne oldu birader? İyi uyuyor. Gürüz Bey yine yaptı. Tedavi süresinin biraz uzun süreceğini söyledi. Acaba evde bırakmak doğru değil mi? Kliniğe falan mı yatırsak? Olur. Elimizden ne geliyorsa yaparız. Sorun değil yani. Bir sen eksikti Nurmak. Efendim Nurmak Hanım. Sermet Bey. Bizi böyle bıraktınız evde, canlı meraktan öldük. Ne oluyor orada? Ablam aradı şimdi, o da tam anlamamış. Hemen konuşmak istiyorum ben Fırat'la. Telefonu verir misiniz lütfen? Tamam tamam, veriyorum Fırat'a. Nurmak. Efendim Nurmak, önemli bir şey yok. Soygun işte. Yani niye hala evde can? Ne yapıyor lan bu Deniz? Amacını anlamıyorum ki arkadaş. Tamam gidecek elbette eve de yani. Nerede ki bu saatte? Allah Allah. Ay Semahat Hanımcığım, ben sizi bu saatte uyandırdım değil mi? Ama yaptığınız şey o kadar makbul geçti ki. Gerçekten hayatımızı kurtardınız yani. Canım ya, çok teşekkür ederim. Ben size şimdi hemen adresi mesaj atıyorum. Tamam. İyi akşamlar. Kadına bak ya, vallahi Semahat Hanım şahane biri. Gidiyor şimdi mağazasını açıyor. En güzel gelinliğini seçiyor. Sabah şoförüyle buraya yolluyor. Helal olsun. Deniz abla, o kadının gelinlikleri çok pahalı değil mi be? Tamam, sana da o yakışır zaten. Doğru dursana sen bakayım. Tut şöyle kafanı. Seni bütün manyaklığın yüzünden şehri ayağa kaldırdık zaten. Her şeyin tamdı. Bir gelinliğin eksikti, o da tamam oldu. Aa, ayakkabı. Beyaz ayakkabı lazım. Var bende beyaz ayakkabı. Asıl çiçeği ne yapacağız eline? Aman çiçekte bir şey yok. Çiçekçi şimdi sabah ben hemen ararım. Hazırlattırırım adama, bir şey olmaz. Bitti mi? Hı, tamam bitti. Git yat böyle kalıp gibi. Sakın kıpırdama sabaha kadar, tamam mı? Tutacak saçların. Bitti mi yorgunluktan? Bakayım. Ha, çok yakıştı bitli saçlarına. Ne vuruyorsun be? Sensin bitli. Hadi bitli. Bitliymiş. Yürü yap. Bitli. Hadi. Hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.